12 gibi biz toplanmaya başladık. Bu büyük belediyesinin orada. Zaten hiçbir uyarı yapılmadı. Direkt polisler geldi. Herhangi bir anons, herhangi bir duyuru, herhangi bir uyarı falan yapılmadı. Direkt saldırmaya başladı. Ve de şunu o anda da fark etmiş yani. Normal bir müdahale değildi zaten. Yani işte dağıtmak değildi yani. Bazılarını sakatlamak, hatta daha sonraki anlarda sanki öldürmeye yönelik. Oradan dağıtıldık. Oradan vura vura zaten birçok yere gittik. En son Atatürk Parkı'na geldik. Orada tekrar müdahale edildi. Geri çekilirken bir tane bir arkadaş vardı. Elinde telefonla çekim yapıyordu. Zaten özellikle onlara saldırıyorlardı. Polisler onu gördü. 15-20 tane polis onun peşine verdiler. Yani herhalde yakalasalar sanki öldürecekmiş gibi yani. Yani hani dağıtmak değildi zaten. Zaten ben birkaç şey bizzat gördüm. Tutup arkaya çekip dövüyorlardı. Hem onu kaçmasını sağlamak hem de arkada da birkaç bayan kardeşimiz vardı. Onlara doğru geliyorlardı. Araya girdim. Ellerim havadaydı. Sakinleştirmek maksadıyla. Yani ne yapıyorsunuz? Adamı mı öldüreceksiniz? Adamı kovalıyorlardı. Hani nasıl bir kovalım? 15-20 polis. Gariptir. Kaçma çıkan polis kar maski takmış. Terörle mücadele üzerinde terörle mücadelenin ekipmanları var. Yani bir numara da ben görmemiştim. Herhangi bir numara da yazmıyordu. Kar maski takmış. Hatta bazıları bandana takmıştı. Hiç konuşmadı. Direkt copun dik bir şekilde göğsüme vurdu. Ardından zaten benim sendeleyince zaten direkt yüzüme. Çok sert bir şekilde vurdu. Zaten onu vurduktan sonra yarı baygın bir hale geldim yani. Böyle düşecek gibi oldum. Sırtımı dönmeme rağmen vurmaya devam etti. Aynı polis ve birkaç polis daha. Yani hissediyorum, görmüyordum ama hissediyorum birkaç polis. Kafama, özellikle kafama. Kafama ve sırtıma. Kanlar akmasına rağmen vurmaya devam etti. Zaten her yer kan olmuştu zaten orada. Çalışırken de vurmaya devam ettiler. Gözüm kapanmıştı zaten ama sesler geliyordu. Bana yardıma gelmeye çalışanlar da uzaklaştırıyorlardı. Onlara da müdahale ediyorlardı. Sonra birkaç kişi geldi, şey tuttular. Sonra ambulansa bindiler, ambulansa götürdüler. Zaten ilk söylenen kafatasında kırık olabilir diye ona özellikle şey yaptı. Zaten burnum zaten kırıktı. Hatta ben yolda giderken birkaç kemik parçası gibi böyle katı parçanın elime düşünü hissettim zaten. Gözlerimizin gerçekten şok olacağı, şaşıracağı görüntülere, yani insan aklının şaşıracağı görüntülere şahit oldum. Yani çok az ileride burnu kanayan bir beyi görüyorum. Ondan sonra beli kırılmış bir bey orada yatıyor. Az aşağımda baktım bir bey böyle yaralı bir şekilde, ayağı kırık zaten. Onu zaten gelirken gördüm. Polisin ona joplar defalarca, zaten sakat, arkadaşların desteğiyle geliyor. Yürüyor yani. Ve kırılmış olan ayağını defalarca vurmaya. Artık yığıldı, bitti, yerde kaldı. Ve ben o esnada orada köşede bir arkadaşım vardı. Ben onu almak istedim yani çocuklarla beraber. Hani oradan uzaklar çünkü koca bir orduyla geliyorlar. Arkamdan kimin geldiğini bilmiyorum. Ve orada beni hani var gücüyle, o nasıl bir emir almışsa artık, nasıl bir psikolojiyle o meydandalarsa, nasıl bir emirle gelmişlerse artık. Yani beni itmesiyle zaten yere düştüm. Diz kapaklarımda yaralar oluştu, morluklar oluştu. Ben bu sürece ne demek istiyorum? Yani ben İslami terbiyeyle büyümüş bir insanım. Aileden ve cemaatim. Çocukluğumdan beri ben bu camianın içerisindeyim. Allah annem babamdan da hocamdan da razı olsun. Şimdi bu bayan polis kardeşimiz okudu, rahat bir şekilde bu mesleğe geldi. Şimdi aldığı emirle nasıl bir emir almışsa, kendini acaba ispatlama derdinde mi, başörtülü başörtülü diye vurmaz ama ben vururum diye kendisini mi büyüklerine övgüler almak için, artık derecesini yükseltmek için mi bilmiyorum. Ama öyle bir hışımla vurdu ki ben zaten yere çarpıldım. Ama ben şunu diyorum, biz bunun için mücadele vermedik. Yani ben anlamıyorum, gözlerinde öyle bir kin, öyle bir öfke, öyle bir vahşet vardı ki. Yani ben orada hiçbir şey yapmadım size. Ben sadece orada kardeşime yardımcı olmak istedim. Gözü görmüyor yani, önünde ne var bilmiyor. Onu yardım etmeye çalışırken bir bayan polisin başörtüme saldırısına maruz kaldım. Yani başörtü benim kimliğim, başörtü benim dinimin emri. Sen hangi hakla, yani hangi gerekçeyle benim örtüme saldırabilirsin? Yani bunu yapabilecek hiçbir gerekçe olamaz. Yani bir Müslüman kadının sembolüdür. Dininin temsilidir bu yani. Sen bu örtüye saldıramazsın. Ama bayan polisler bilerekten saldırdılar. Başörtümü yırttılar.
Ben orada tek başına mazlum bir insanım. Size ne yapabilirim ya da ne yapmış olabilirim ki bu mukavemeti gösteriyorsunuz bana? Ben hiçbir şey yapmadım. Ama erkek polis bir bayana saldırdı. Ve aynı polis 2-3 defa saldırdı. Sana çekme demedim mi lan, sen nasıl çekersin? Hakaretler, küfürler. Bayan polisler de aynı şekilde ellerinde o şeylerle beraber, joplarla beraber üzerimize saldırıyorlar. Darp raporu aldım. Darp raporunda da sırtımda, omuzlarımda morluklar, izler, kızarıklıklar hala var. Hala o günün ben ağrısını çekiyorum. Böyle söyleyelim, ben hiçbir kimseye bunun yaşatılmasını istemem. Kim hangi kesimden olursa olsun, çünkü bu bir vahşetti. Kim olursa olsun insanlık suçu. Hiçbir polisin, hiçbir insana bunu yapmaya hakkı yoktur. Bir dakika. Dedim ya, orada çıkmadığım için ben Dicle'm tutmuyor ve şu anda hastaneye çıkıp geldim. Başıma joplarla vurulmuştu. Gözüm şu an gözümü de görmüyorum falan demiştin hatta. Evet. Böyle bir açıklamam vardı. Bir aktarabilir misin tekrar onu? Yani bir anken, yani elimde kamera vardı en son. Bir bayan müdahale ediliyordu. O an polisler bir 10 tane vardı galiba. Yani bana vurduklarında ben düştüm. Düştüm ve bir arkama bir çalı vardı böyle. Çalılarda böyle kendimi korumaya çalıştım artık. Yani artık o kadar vuruyorlardı ki kafamı zaten korumaya çalışıyorum. Dizlerime defalarca tekmeyle, o botlarla vurdular. Ben kafamı korumaya çalışıyorum. O sırada tabii bir de jop yedim şuradan. Hemen izi de çıktı. O an zaten hemen şişti yani. Gördüm, şişliğini gördüm. Kendimi zaten o an sıcaktı olay. Çok yani etkisinde değildim. Sonradan hissettim yani dizlerimi hissetmiyorum yani. Ayakta duramıyordum. Ayakta durduğumda dizlerim titriyordu. Thank you.